Merhaba arkadaşlar, İngilizce birinci dönem birinci yazılıya hoş geldiniz. İlk başta welcome demek isterdim ama bu yazılı olduğu için mecburen sizlere konuyu anlatarak gideceğim ve Türkçe anlatmak zorundayım. Fakat İngilizcelerini çok iyi bileceksiniz. İngilizce tabii ki kimimiz Anadolu Lisesi'nde okuyoruz, kimimiz Fen Lisesi'nde, kimimiz normal lisede. Ama sonuçta hepimiz bir İngilizce öğrenmek zorundayız. Ve İngilizce sadece okul derslerimiz için değil, gelecekte de bizim için faydalı olacak bir şey. Yani hangi mesleği yaparsanız yapın, teknolojiyi takip etmek ya da kendi alanınızla alakalı daha iyi şeyleri, daha güzel şeyleri öğrenmek için İngilizceyi bilmeniz lazım. Dolayısıyla İngilizceden kaçmanın hiçbir gereği yok. Fakat biz Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan hocalara sorduk, kolejlerde çalışan hocalara sorduk. Hocam dedik, İngilizcenin birinci yazılısına ne soracaksınız? Can you say us? Bize söyler misiniz dedik. Onlar da dedi ki, tabii ki söylemeyiz hocam dediler. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktığımızda hangi konulara ağırlık vermemiz gerektiği, işte cümle yapıları, there is, there are'lar, some, any veya comparatives, bunların hepsini şimdi size hem konu anlatımı hem de soru gibi yapmaya çalışacağız. Dikkatli bir şekilde dinleyin, arkanıza yaslanın. Sonrasında da hocanızın size verdiği kelimelere çalışır, hocanın size verdiği notlara dikkatli bir şekilde bakarsanız çok güzel notları inşallah alırsınız diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi demiş ki, write positive or negative sentence in the present simple. Yani geniş zamanda olumsuz cümleler veya olumlu cümleler yazın demiş. Şimdi birincisi, geniş zamanın ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Geniş zaman deyince aklımıza ne gelecek? Fiilin sözlükten olduğu gibi alıp koymamız gelecek. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok basit bir şekilde anlatıyorum size. Geniş zamanı anlatıyorum. Şimdi çok daha iyi anlayacaksınız. Bakın buraya dikkat edin. Şöyle bir sözlüğümüz var bizim, değil mi? Sözlüğümüzde fiillerin tanımları yazıyor. Sözlük zaten hepimizde olmalı. Dictionary diye yazdım buraya bir kere. Sözlükte mesela dinlemeye ne yazıyor? Listen yazıyor. Veyahut da gitmeye ne yazıyor? Go yazıyor. İşte çalışmaya work yazıyor. Bu zaten sözlükte yazan hali. Sen geniş zamanda I, you, we, they fiil şahıslarında bunu olduğu gibi alıp koyuyorsun. I listen diyorsun. You go diyorsun. They work diyorsun. Bu kadar basit. Sözlükte ne yazıyorsa onu yazıyorsun. Ama he, she, it'te şöyle bir kıl durum var. He, she, it'i de yazmak istiyorum izin verirseniz. He, she, it yazdım. Bu sefer yapacağınız şey, direkt listen sözlükten aldığın gibi yazarsan veyahut da go diye yazarsan, work diye yazarsan hata oluyor. Yanına sadece s sakızı getiriyorsun. Listens, goes, works diyorsun. Bakın en kolay zaman geniş zaman. Niye? Çünkü basit, simple, present. Yani simple, basit. Burada olumsuzunda don't kullanırken, bunun olumsuzunu da gösterelim. Don't go derken, bunun olumsuzunda ise don't go demiyorsun da, bak don't go yazdım ben şimdi. Bu sefer de s sakızı getirmen lazım. S sakızını buraya değil de buraya getiriyorsun. Doesn't go diyorsun. Bu kadar basit. Bu olumlu cümle, bu da olumsuz cümle. Esasen simple present tense bu kadar basit, bu kadar kolay arkadaşlar. Burada şunu daha iyi bilmemiz lazım. Mesela present continuous tense'te buraya emizar gelmesi gerekiyor, buraya is gelmesi gerekiyor, burada ing falan. Ama geniş zaman çok basit. Aldığın gibi koyabilirsin. Şimdi bir de İngilizcenin cümle kuruluş sıralaması var. Yani en başa subject yani özne geliyor. Sonra fiilimiz yani verb. Sonra nesnemiz object. Sonra yer, place. Sonrası time geliyor. Bu genel olarak cümlelerde kullanılan bir sıralama. Şimdi buraya baktığımızda she listen to music every day diyor. Zaten bu çok basit. Burada yapacağımız şey, bir kere en başa özneyi koyuyoruz. She diye koyduk öznemizi. He, she, it, Roy, işte ne bileyim my brother. Bunlar hep birer özne. Şimdi listen diye yazdım. She listen to music. O müzik dinlerdi. Bak zaten ikinci sırada fiil var gördüğünüz gibi. Müzik, müziği dinler. Nesnemiz var. Her zaman diyor. Time'da en sonunda everyday'i yazdık. Hocam siz olduğu gibi yazdınız. Bir şey yapmadınız ki. Şimdi bundan sonrası önemli. Birisi simple present tense dediği için, present simple tense dediği için bunu listens yapmam lazım. Niye? Az önce söyledik. Sözlükten olduğu gibi yazamıyoruz. Buraya s sakızı getiriyoruz. Olumsuzlarda ise doesn't diyoruz demiştik. O zaman buraya ben she doesn't yazıyorum. She doesn't listen to music everyday. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Niye? Çünkü olumsuz olduğu için. Burada fiil olumsuz olduğu için. Şimdi aşağıdakine bakalım. Bu sefer olumlu. Hemen Roy yazıyorum. Roy tamam. Do fiilimiz ikinci sırada. His homework neyini yapıyor? Ödevini. Object yani. His homework ödevini yapıyor. Ve ne yapıyor? Okulda. Bu da place. Bak gördün. His homework at school diye yazdık. Tamam buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama hocam siz demiştiniz ki sözlükten olduğu gibi fiili al ama he should olursa s takısı koy demiştiniz. O zaman Roy do değil de hemen yanına s takısını koyuyoruz. Roy does his homework at school diyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmamız gerek yok. Şimdi buraya bakalım. Olumsuz bir cümle. Our English lesson. Hemen özlemimizi en başa yazıyoruz. Our English lesson. Bizim İngilizce dersimiz. Tamam. Sonra ikinci sıraya fiil geliyor. Tamam. Start'ı yazdım. Sonra saat geliyor. Time. Yani place olmadığı için saat geliyor. At 11 a.m. Saat 11'de başlıyormuş. Tamam. Buraya kadar her şey tamam. Fakat our English lesson. Yani bizim İngilizce dersimiz.
I ben mi? Hayır. You sen mi? We de. Burada ne? It gelecek. It. Çünkü o bizim İngilizce dersimiz it. It'e S takısı geliyormuş. O zaman buraya lesson'ın yanına bir S takısı koyuyoruz. Bitti. Our English, pardon, lesson'ın yanına, özür dilerim. Our English lesson starts at 11 a.m. diyoruz. Bitiyor. Fiilin yerini karıştırdım. Gaza geldim. Gaza gelen gaz hata yapar diyoruz. Ve görüyorsunuz. Bunu da doğal bir şekilde gördünüz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. İkinci, dördüncü sorumuza geldik. Gene özlemimizi en başa koyduk. My brother dedik. Bakın burada daha karışık da verebilirdi. Yani hepsini yerine değiştirebilirdi. Biz şuna dikkat edeceğiz. En başa özne, sonra fiil. Hani bize nasıl, hatırlayın cümle öğelerini. Özne, nesne, dolaylı, işte yer tamlayıcısı, zar tamlayıcısı, yüklem dedik. Bize yüklem en sona geliyordu. Bunlarda ise hep ikinci sırada. Hep ikinci sırada. Bunu asla unutmayın. Hatta daha net bir şey göstereyim size. Bakın mesela ben bir öğretmen. Bakın bu Türkçe bir cümle. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Sen bir öğrenci. Böyle bir cümle olur mu? Olmaz. Biz Türkçe'de ne diyoruz? Ben bir öğretmenim diyoruz. Sen bir öğrencisin diyoruz. Bak şimdi. Bunun İngilizcesini yazıyorum. Dikkatli dinleyin. Ben, I. Bir öğretmen, a teacher. I a teacher diye bir şey olur mu İngilizce'de? Sizi kovalarlar. Böyle bir şey diyemezsiniz. Turist olduğunuz anlaşılır. Veyahut da you a student. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Şimdi burada eksik olan ne? Fiil eksik. Burada da eksik olan fiil esasında. Biz Türkçe'de yüklemi en sona koyduğumuz için ben bir öğretmenim diyoruz. Sen bir öğrencisin diyoruz. İngilizce'de ise ikinci sıraya koyduğu için I am a teacher. You are a student diyor. Dolayısıyla bu emi zarı unutmamamız gerekiyor. Aynı bunu unutmadığımız gibi. Ben bir öğretmen diye konuşursan senin Türk olmadığın anlaşılır. I a teacher dersen bu da senin yabancı dili iyi bilmediğin anlamına gelir. Dolayısıyla ikinci sıraya İngilizce'de, son sıraya Türkçe'de yüklemi koymamız gerektiğini biliyoruz. Bir de şöyle bir şansınız var. Türkçe'de devrik cümle var ama İngilizce'de devrik cümle kullanılmıyor daha çok. Şimdi o zaman en başa özlemimizi koyduk. My brother. Sonra fiilimizi yazıyoruz. Study. Tamam, study'yi yazdık. Güzel. Physics. Benim kardeşim fizik çalışıyor. Güzel. Olumlu cümleymiş. Ama my brother he olduğu için, he she'de de s'e geldiği için ne yapacağız? My brother studies. Y olunca sonuna es geliyor. Onu da göstereyim. Şöyle göstereyim bunu da. Şimdi normalde s'e geliyor ama cry, fly, işte study, başka ne olabilir? İşte deny, inkar etmek. Bu tarz fiillerde Yozgat gidiyor en sondaki. Es geliyor. Yani şöyle tekrar Yozgatları götürdüm. Bakın Yozgat harflerinin son harftaki Yozgat'ı götürdüm. Yerine es gelecek. Ne yapacağız? Cries, flies, studies, denies oluyor. Bu kadar basit. Sondaki Yozgat gitti. Yerine İstanbul, Eskişehir, Samsun geldi diyoruz. Şimdi buradan devam edelim. Alp yine özlemiz. Alp kaliteli bir insan. Alp yazıyorum. Walk to school. Eksiymiş. Tamam, bana ne? Eksi de olsa ben direkt normal yazarım. Alp walk to school. Alp bak. İlk sıraya ne geldi? Özne. İkinci sıraya fiil geldi. To school. Okula yürüyormuş. Place. With her best friend. En iyi arkadaşıyla yürüyormuş. Yürüsün. Sıkıntı yok. Kötü bir şey değil. Yürümek sağlıklı. Şimdi ama olumsuz diyor. Olumsuzda ne yapıyorduk? Don't ya da doesn't getiriyorduk. Alp he she'den biri olduğu için, he olduğu için doesn't getiriyoruz. Alp doesn't walk diyoruz ve ardından da arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Bu kadar basit. Bundan daha zor da sorabilir hocanız. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz. Kardeşim ben sözlüğe bakarım. Çalışmak yazıyorsa bunu olduğu gibi koyarım. He she'de de yanına s takısı koyarım. Gitmek go. Olduğu gibi koyarım. He she'de s takısı koyarım. Olumsuzda don't go derim. He she'de de doesn't go derim. Benim işim budur diyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi gelelim başka bir soruya. Make comparative sentences demiş. Yani karşılaştırma cümleleri yapın demiş. Gelin beraber karşılaştırma cümleleri yapmaya çalışalım. Şimdi şöyle karşılaştırma cümlesi yapabilmemiz için tabii ki bize ne lazım? Çok özür dilerim burada birazcık kaçtım. Şöyle. Şöyle bir şey alıyorum. Nedir onun adı? Boş sayfa alıyorum. Karşılaştırma cümleleri çok daha basit. Şimdi diyelim ki bir tane kutu var, tamam mı? Bu kutu gördüğünüz gibi küçük bir kutu. Bir tane daha kutu var, daha da küçük, tamam mı? Bir kutu daha var, iyice küçük, bak küçüldü. Veyahut da bir tane tişörtümüz var, tamam mı? Başka bir tişörtümüz daha var. Başka bir tişörtümüz daha var. Şimdi bu tişörtlerin hepsinin fiyatlarını da yazacağım birazdan. Şöyle biraz da artistik yapayım bu tişörtü. Şimdi diyelim ki bu işte 100 dolar olsun. Tamam, 100 TL olsun. 100 TL bir tişört için pahalı. Bu 200 TL olsun. O, bu daha pahalıymış. Bu ise 400 TL. Bu en pahalısıymış. Tamam. Küçük, daha küçük, en küçük. Pahalı. 100 liraya tişört mü alır kardeşim? Daha pahalı, en pahalı dedik. Şimdi bu mavi olsun hatta farklı olduğu için. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bu A kutusu olsun, B kutusu, C kutusu, A tişörtü, B tişörtü, C tişörtü olsun. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Birincisi kısa sıfatlarda er es getireceğiz. Şimdi
Burada small dedik ya, small bizim sıfatımız. Buradaki sıfatımız da expensive, pahalı da buradaki sıfatımız. Veyahut da tam tersi yönden gidip cheap diye de gideriz. Ama burada bir tişört için zaten 200 lira, 100 lira pahalı anlamına geliyor. Veyahut da burada kutunun büyük, daha büyük dememize gerek yok. Şimdi diyeceğiz ki A diyeceğiz. Bir kere en başta belli. A is, tamam mı? B'den büyük, öyle değil mi? O zaman B'den başlayalım. B is small diyeceğiz. B küçük. Ama neyden küçük? A'dan küçük. B is smaller than A diyeceğiz. O zaman sadece smaller, daha küçük anlamına gelen smaller koymuş oluyoruz. Veyahut da şöyle B'yi daha net göstereyim. C, C is, C nereden küçük? Smaller than A and B. C de A ve B'den küçük diyeceğiz. Tamam. Peki C en küçük nasıl diyeceğiz hocam? C is small'ı yazdık. Tamam. Den dememize gerek yok. Bir şeyden olmaz zaten. Smallest diyeceğiz. Fakat burada öğrencinin en çok unuttuğu şeyi yazıyorum. C en küçük dedik ya. Burada başına D'yi koyacağız arkadaşlar. Niye? Çünkü en küçük bir tanedir. Yani bir tane olduğu için C is the smallest diyeceğiz. En küçük. Bu kısalarda oluyor. Peki uzunlarda ne yapıyoruz? Şey uzunlarda, uzun yazılan sıfatla ne yapıyoruz? B is expensive. B pahalı. Neyden pahalı? A'dan pahalı. Sonuçta bu 200 liraydı. Bu 100 liraydı. Expensive than A dedik. Fakat bu sefer uzun olduğu için R değil de more getiriyoruz. B is more expensive than A. Veyahut da C ikisinden de pahalı değil mi? C is expensive than neden pahalı? A and B dedik. A ve B'den pahalı. Bu sefer de uzun olduğu için yine more expensive dedik. Peki en pahalı nasıl diyeceğiz hocam? Şimdi en pahalı ne? C ya. Yazacağımız şey şu. C is expensive yazdık. Expensive yazdık. Güzel. Ama en pahalı diyeceğimiz için most expensive diyoruz. Ama en pahalı da bir tane olduğu için, bakın burası unutulmasın diye ayrıca vurgu yapmak istiyorum. C is the most expensive diyoruz. En pahalı. O zaman enlerde D getiriyoruz. Dahalarda, komparatiflerde R getiriyoruz. Bizden ne istiyor? Make comparative diyor. Yani kısaysa R'den diyeceğiz. Tamam mı? Uzunsa da more'den diyeceğiz. Şimdi bu uzun mu? Uzun. Bu kısa mı? Kısa. 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 Uzun. Kısa. Kısa. Bu kadar basit. Şimdi başlayalım. An iPhone is a Huawei. Ya iPhone Huawei'den daha pahalı diyeceğiz. O zaman bir kere sıfatımızı yazdık. Expensive. Uzun olduğu için more diyeceğiz. More expensive. Ama than dememiz için, yani Huawei'den dememiz için more expensive than a Huawei diyeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi planes are buses. Uçaklar otobüslerden daha hızlı diyeceğiz. O zaman quick yazdık. Hızlı. Ama kısa olduğu için quicker than buses diyeceğiz. Burası da bu kadar basit diyeceğiz. Quicker than. Şimdi devam ediyoruz. Easy. English is easy. Tamam, easy yazdık. Şimdi easy'nin sonu Yozgat'ta bitince ne oluyordu? Hatırlarsanız şöyle bir şey göstermiştim size. Eğer cry, fly, study, deny Yozgat'la bittiği zaman Yozgat gider. İstanbul'da Eskişehir, Samsun gelir demiştik ya. Burada da böyle bir şey var. Easy'nin sonunda easier oluyor. Kısa sıfat olduğu için er gelecek. Easier than diyeceğiz. Bu kadar basit. English is easier denmez. İngilizce matematikten daha kolay. Devam ediyoruz. Good. Ha, good da bad'de şöyle bir durum var. Bunlar düzensiz. Bunlardaki kuralımız şu maalesef sökmüyor. Yani hani demiştik ya. İşte kısalarda er getirin veya the est getirin. Uzunlarda more getirin ya da the most getirin demiş ki. Burada şöyle bir şey var. Kötü bad, daha kötü worse, en kötü the worst dememiz gerekiyor. Ya da çok iyi bildiğiniz başka bir örneği daha vereyim. Şeyde kullanılan, İngilizce kullanılan. Good iyi, better daha iyi, best en iyi. Hocam bir şey unuttunuz. Aferin, çok zekisiniz. The best. Niye? Çünkü en iyi bir tanedir. En iyi sizsiniz ve bir tanesiniz diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Good. Yesterday's weather was, dünün havası diyor, dün hava daha iyi diyeceğiz. O zaman better than. Better than today's weather. Dünün havası bugünden daha iyiydi. Köy yaşamı, yani relaxing. Relaxing uzun. O zaman hemen relaxing yazıyorum. Relaxing. Daha rahatlatıcı. Den'i yazdım. Uzun olduğu için de village life is more relaxing than dedik ve işi bitirmiş olduk. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik sonra. Stronger, stronger güçlü demek ve kısa bir sıfat. Stronger dedik. Den'imizi koyduk. Bitti gitti, bu kadar. Elephants are stronger than monkeys. Filler maymunlardan daha güçlüdür. Şimdi bad. Bad'de hatırlarsanız düzensiz bir sıfattı. Drinking coke is worse
than drinking milk for your health. Kola içmek, süt içmekten daha kötü senin sağlığın için diyoruz ve geçiyoruz bambaşka bir alıştırmaya. Şimdi geldik there is there are veya there aren't veya da sorusuna. Şimdi there is there are dediğim şey ne biliyor musunuz? Vardır veyahut da there isn't da yoktur. Bu kadar basit. Şimdi burada ilk başta olumlu cümleyle başlamışız. Bir kere en başta there is'i koyuyoruz. There is diye koyduk. Peki niye is koyduk hocam? Çünkü dictionary tekil olduğu için. Children çoğul olduğu için ona there are diyeceğiz. A cat tekil olduğu için there is diyeceğiz. Bu elephants çoğul olduğu için there are diyeceğiz. O zaman şunu biliyoruz. Bir tane olursa there is. 2, 3, 4, 5 böyle devam ederse there are olacak sayısı bakımından. Çoğul olursa there are olacak. Bu kadar basit. Şimdi nerede çokluk orada there are diyoruz. Nerede tekil tek bir tane there is diyoruz. Şimdi devam edelim. There is'i koyduk. Ne varmış? Sözlük varmış. There is dictionary. Sözlük var diyoruz. Nerede? In the bag. Bu kadar basit. Çantada. Bu kadar basit. Gelelim children'a. Şimdi there is diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? Çünkü children çoğuldu. There are dedik. There are children. There are children in the school diyoruz. Okulda çocuklar var. Ama hocam bir şey kaçırdınız. Dikkatli olun. Görüyorum ben. Eksi olacak. E tamam. Bu kadar basit. There aren't diyorsun. Bu kadar basit. Al. There aren't children in the school. Çocuk, okulda çocuklar yok diyoruz. Bitti gitti. Hatta burada there aren't any children dememiz daha mantıklı. There aren't children değil de there aren't any. Okulda hiç çocuk yok dememiz daha mantıklı. There aren't any children in the school dememiz daha mantıklı. Şimdi a cat in the house. Bu sefer soru sormamızı istiyor. Şimdi soru sormuyor olsaydık ne olacaktı? Biz diyecektik ki there is a cat in the house diyecektik öyle değil mi? There is a cat in the house. Ama bunu soru yapacağımız için şu is'i alıyoruz. Hop çıkıyor buraya getiriyoruz. Is there a cat in the house? Bu kadar basit. There is değil de is there. There are olsaydı are there olacaktı. Şimdi burada olumlu cümlemiz var. Elephants'ı yazdım. Filler. Elephants yazdım. Pardon. Elephants yazamam. Önce there are yazmam lazım. Özür dilerim. There are yazdım. Niye there are yazdınız hocam? There is yazmadınız. Çünkü elephants çoğul. There are elephants. Filler vardır. Nerede? In the zoo. Hayvanat bahçesinde filler vardır diyoruz. Ve geçiyoruz. Bu kadar basit. Şimdi some, any, a ve an ile devam ediyoruz. Şimdi some biraz demek. Any hiç demek. E, n de yine sayılabilen kelimelerin önüne geliyor. Sesli harfle başlıyorsa n, sessiz harfle başlıyorsa e geliyor. Şimdi bak. Olumsuz olduğu için we haven't got dediği için we haven't got any orange diyoruz. Hiç portakalımız yok. Şimdi burada ise e diyemeyiz. Çünkü bir kere n veya e diyemeyiz. Çünkü çoğul. Any diyemeyiz. Çünkü varmış. There aren't demiyor. O zaman there are some eggs in the fridge. Birazcık yumurta var. Biraz yumurta var. Dolapta diyoruz. Bak bu artı, bu eksi, bu da bir tane olduğu zaman. Şimdi have you got diyoruz. Param var mı? Bu eksi ve sorularda kullanılabiliyor. Have you got any money? Hiç param var mı diyoruz. Buraya dikkat edin. Is there apple in the basket? Şimdi, is there diyor. Tekil sorduğu için is there e ya da n koyacağız. E'yi koydum. E apple diyemeyiz. Sesli harfle başlıyor. Is there an apple in the basket? Sepette bir elma var mı diyoruz. Şimdi buraya geldik. There isn't diyor. Olumsuzlarda zaten en iyiydi. There isn't any sugar in my tea. Çayımda hiç şeker yok diyoruz ve tebrik ediyoruz. Şimdi geldik bir reading sorusuna. Read the passage and write true or write. Tabii İngilizce'de büyük iyi yok. Write or write true or false. Doğru mu yanlış mı yazın diyor. Correct the false ones. Yanlış cümleleri düzeltin diyor. Şimdi. My name is Sakura. Benim isim Sakura. I'm a Japanese girl. Ben bir Japon kızıyım. And I can speak two languages. Ve iki dil konuşabilirim. Japanese and English. Japonca ve İngilizce. I'm 16 years old. Ben 16 yaşındayım. I have got brown hair. Kahverengi saçlarım var. And brown eyes. Kahverengi gözlerim var. My birthday is on 1st of July. Benim doğum günüm Temmuz'un 1'i. Hani June, July. June, Haziran'dı. July'da Temmuz'dum. Hatta bu ayları da öğretelim size. Aylarla alakalı da eğer kafanız karışıyorsa ayları da sorarsa hocanız diye. Şöyle yapalım. Burada bir boş kağıt bulalım. Orada gösterelim size. Hatta nerede? Şu olmaz. Bunlar dolu. Şuradan bir boş kağıt alıyorum. İzniniz arkadaşlar. Saygıdeğer arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Ha. Evet, şurada bir boş kağıt gördüm sanki. Ha. Çok özür dilerim. Bu kekimse. Bomboş tertemiz bir kağıt buldum. Ha, pardon. Şurada sıkılar varmış. Şöyle çeviriyorum. Şimdi ayları nasıl ezberleyeceğiz? Çok basit bir yöntem var. Birincisi Ocak Şubat değil diyor bak. Birinci ay Ocak. İkinci ay Şubat. Üçüncü ay Mart değil mi? Bu aynısı mı Mart? Dördüncü ay Nisan değil mi?
April. April böyle bir kız ismi gibi zaten. Nisan da Türkçe'de kız ismi ya. March, April. Ondan sonra Mayıs 5. ay May görüyorsunuz. Şimdi 6. ay June. 6. ay, 7. ay, 8. ay Ağustos. O da İngilizceden aynen geçmiş. August, tamam. Sonra 10. ay Eylül, Ekim, Kasım, Aralık oluyor. Pardon, 9. ay unuttum, özür dilerim. Şöyle, nasıl yapalım orayı? Ha, şöyle 9 yazayım. 9, 10, 11, 12 yazdık. Şimdi burada ne var? Toplam 1, 2, 3, 4 ay var. O zaman bunu da son D diye yaklayabiliriz. Niye? Son 4 ay bak. S, O, N, D. Son 4 ay. Hocam manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Şimdi söylüyorum. Şimdi Mart'ı zaten biliyoruz dedik. May, Mayıs dedik. August, August. Buraları zaten kafadan ezbere hop geçti. Yani televizyon, İngilizce'den televizyon diye geçmiş ya. Bunun kadar basit. Burası kafa karışıyor. Bunların hepsi berle bitiyor. Bak. September yani Eylül. October yani Ekim. November yani Kasım. December yani Aralık. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu son dördü son D'den ezberledik. Bunları da zaten Türkçe'den biliyoruz. O zaman ezberleyeceğimiz toplam kaç ay kaldı? 1, 2, 3 ay kaldı. İlk ayı da ezberleyin kardeşim. Yani January, February. Bir de neydi? June, July. Bu kadar basit. Yani June da tabii ezberlemeniz lazım. Ya, ayıp etmeyeyim. Yani ezberlemeniz gereken kısımlar şunlar. January, February ezberleyeceksin. Bu aynı zaten. Bu kız ismi Nisan, kız ismi April. İngilizce kız ismi. May, Mayıs. August, August. Şu son D'yi zaten ezberlemeye son 4 ay. Bir... September mı, October mu? Bunu da zaten aklına biliyorsun. Buradan ezberleyebilirsiniz diyoruz ve bu işsizliği yaptıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi bu da 1st of July. 1 Temmuz'da doğmuş. Güzel. I'm a student in Tokyo. Ben Tokyo'da bir öğrencim. I live with my family. Ailemle beraber yaşıyorum. There are 4 people in my family. Ailemde 4 tane insan vardır diyor. Maşallah. I have got a sister. Bir kız kardeşim var diyor. She is 9 years old. O 9 yaşında. My mother is a teacher. Benim annem bir öğretmen. And my father is a dentist. Ve babam bir diş hekimi. My hobbies are. Benim hobilerim reading book. Kitap okumak. Dancing. Dans etmek. And learning language. Dil öğrenmek. I like cooking. Yemek pişirmeyi seviyorum. But. Fakat. I don't like cleaning home. Ev temizlemeyi sevmiyorum. My favorite singer is Beyoncé. Favori şarkıcım Beyoncé. I love watching movies. Film izlemeyi seviyorum. But, fakat, I don't like horror films. Korku filmlerini sevmiyorum. My favorite places are parks. Favori mekanlarım, favori yerlerim parklar. Because, çünkü I love green. Çünkü yeşili seviyorum. It is relaxing for me. Benim için rahatlatıcı diyor. Güzel. Şimdi, she is interested in cleaning home demiş. Şimdi böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Bu yanlış. Zaten bunu söylemişti hatırlarsanız. Şurada söylemişti. I like cooking but I don't like cleaning home diyordu. O zaman buna ne diyeceğiz? False dememiz lazım. Niye? Çünkü sevmiyordu. O zaman buraya F yazıyorum. She isn't interested. Bak ne diyor? I don't like diyor. She isn't interested in cleaning home diyebiliriz. Ya she isn't yani interested dediği için bu olmaz. She isn't interested in cleaning home diyoruz ve geçiyoruz. Home'u da şuraya yazmak zorunda, kusura bakmayın. Şimdi gelin diğer soruya. Her hair and eyes are brown. Gözleri ve saçları kahverengi diyor. Doğru mu bakalım? True. Niye? Çünkü I have got brown hair and brown eyes. Kahverengi gözlerim ve kahverengi saçlarım var. Çok güzel. O zaman buraya true yazdık. Devam ediyoruz. She hasn't got a brother. Erkek kardeşi yok diyor. Bakalım. There are 4 people in my family. I have got a sister diyor. Brother yokmuş. Zaten anne babası zaten anne babası. O yüzden bu da hasn't got. Yani sahip olmadığını gösterir. She can't stand dancing. Dans etmeye katlanamıyormuş. Hayır. Aksine dans etmeyi seviyor. Niye? Bak. Şurada söyledim. My hobbies are. Benim hobilerim reading book. Kitap okumak. Dancing diyor. Dancing diyor. O zaman bu yanlış oluyor. False. She likes. Yani hobisi çünkü. She likes dancing diyebiliriz. Parks are noisy places for her. Parklar onun için gürültülü yerlerdir diyor. Hayır. Bu da false. They are. Yani parklar. They are relaxing for her. O için rahatlatıcı diyebiliriz. Veyahut da she likes parks because she loves green diyebiliriz. Buna benzer cevaplar verebiliriz. Tebrik ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenleri söylüyorum. Birincisi hocanızın verdiği kelimeleri çok iyi bilmeniz lazım. İkincisi hocanızın işlediği konuları tekrar etmeniz lazım. Hoca mutlaka işlediği yerden sorar ve kazanımlara uygun hareket eder. Eğer kelime ezberlemede zorlanıyorsanız kart yöntemini kullanabilirsiniz. Kartları farklı farklı yerlerde yanınıza taşıdığınızda birçok kelimenin aklınıza kalacağını görürsünüz. Ve hayatınız boyunca bu yöntemle binlerce kelimeyi çok hızlı bir şekilde masa başında durmadan öğrenirsiniz. Çünkü biz ders çalışırken hep masa başındayız. Okulda masa başındayız. Evde de masa başındayız. Hep masa başında dinlediğimiz için
ister istemez kelime yanımızdaki varlıklarla bir çağrışım yapamıyor. Ama farklı farklı yerlerde dinlersek kelime farklı cisimlerle, farklı mekanlarla çağrışım yapabilir. Dolayısıyla rahatlıkla öğrenebilirsiniz diyoruz. Şimdi ödüllü soru sırası yapmaz. Siz de hadi bakalım cevaplarınızı yazın yorumlara. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.